Belarus başlayacak maçın hakemi İspanya'dan Antonio Mateo Lajos. 36 yaşında beden eğitimi öğretmeni, 2011 yılından beri FIFA kokart takıyor, yardımcılarına bakıyor ama bu arada biz yarım bırakmıştık. Başladıktan sonra size söz verelim ve ayrıntıları alalım çünkü Semih'in yerine ve Mehmet'in yerine yeni isimler var. İşte ilk düdük ve Belarus başlıyor. Evet, Semih'in yerine Aykut oynuyor Trabzonspor'dan ve Mehmet Topal'ın yerine de Umut Bulut bugün takımda. Şimdi Caner, bu bindirmeler mükemmel. Uzakta Mevlüt el kaldırdı, top istiyor Arda yanında. Arda çok güzel sakladı. Pas güzel yere. Caner iyi orta gol getirir. 3-4 gol geldi. Harika geldi. Umut. Topu Umut Ağlar'a gönderdi. Ve milli takım 4. dakikada golle başladı. İşte gol, işte milli takım. Umut o maçın ilk yarısında yoktu. Sahneye çıkıp işi bitirdi. Milli takımımızın golü. Hılep hareketli. Kalaçev destek. Hılep. Şimdi Kalaçev'e biraz hızlı. Oyun sahasında tuttu. Hılep. Birebir de çok etkin bir oyuncu. Hılep. Hılep çok güzel sıyrıldı. Hılep ortaya çevirdi. Riskli ve gol. 10. dakikada beraberlik geliyor. Golün ismi Radionov. En önemli, en pahalı uluslararası tecrübesi, İngiltere'deki kulüplerde, Almanya'da futbol oynamış en etkili ismi ve Hilleb'in de yapmış oldukları, hani Arda'dan bahsediyoruz ya, oyunun kaderine sonuca götürebilecek bir oyuncu. Hilleb de bu takımın sonuca götürecek tek oyuncusu. Tabii bu bölümde Rodinov'un da vuruşu gayet güzel. Yaralanın son çizgisine kadar geldi. Ara pası yine Bilal'den nefis. Umut gol pozisyonunda. Umut vurdu. Kaleci'den öldü. Savunma son anda müdahale geliyor. Uzaklaştıran Filipenko. Yani göz göze geldiler. Umut'un hareketlenmeye başladığı anda, pasın ayaktan çıktığı aynı ana denk geldi. Çok güzel bir ataktı. Oğuzhan. 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 Direklerden çıktı Oğuzhan. Arkasından. Ah o direk Oğuzhan. 7-32, 2-44 kale. Önce Oğuzhan, sonra Adem. Nasıl bulamadık ağları? Futbolcularını tanıma görme maçı. Bilal. Arda. Arda. Arda müthiş. Arda. Bir de golle süslesene. Çok güzel olacaktı. Direkten döndü. Atak devam offside ediyor. Bayrak kalktı. Yani şapka çıkaracaksın bu hareketlere. Tek kelimeyle. Kutlamak Arda lazım. Mükemmel yani. Arda öptü kanından. Gerçekten teşekkürler. Teşekkürler bu futbol resitali için. Teşekkürler yaptıkların için. Teşekkürler gençliğe örnek olduğun için. Gerçekten mükemmel. Bakın. Evet, Arda vurduğu anda Adem offside pozisyonunda. Şimdi Gökhan aldı. Gökhan Töre bıraktı Arda. Arda'nın içeriye pası Mevlüt'e gelmiyor. Tekrar Arda sert vurdu kaleci. Gecenin güzellikleri, yani futbol adına ve bizim arzu ettiğimiz güzelliklerin hepsi Arda'dan geliyor. Hutar. Hılep. Hilep'in pası. Yine tehlikeli geliyorlar. Tolga mükemmel uzandı. Tolga Zengin. Trabzon İdman Ocağı'ndan yetişen Tolga mükemmel uzandı, karşıladı topu. Tarafta Gökhan Töre, ileride Mevlüt ve Burak. Milli takımı arıyoruz, milli takımın güzelliklerini istiyoruz ama bir de bu seyirciyi de mükemmel arıyoruz. İşte Gökhan, mükemmel, iyi orta gol getirsin. Kaleci boşta kaldı, dokunamadı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Fatih Terim nasıl kaçar diye isyan ediyor adeta oyun sahası kenarında. Seyircinin birazcık tempoyu arttırması. Arda. Arda'nın ortası. Vur kafayı. At o golü. Arda. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aferin Burak. 2-1 dakika 88. Bu gol aslında çok şey anlam ifade ediyor. Ama yine Arda sahnede. Arda tabii canım. Arda'sız milli takım şu anda hakikaten çok eksik. Şu milli takımda hani
2 artı olsa dünyadaki bütün takımları zorlar gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? O kadar değil. Bordachev yanında. Tolga dikkatli. Kislak dışarıya. Serbest vuruşları çok etkili olan bir oyuncu Kislak. Rubinka. Fatih Terim 90. dakikada hani bir kırmızı formada ona oyuna girecek ama yetti bu. 2-1 kazanıyoruz.